Kalben sevmek diyorsun. Yani bir sevme vardır sadece. Kalben sevmek. Mesela biz peygamberimizi görmedik ama seviyoruz. Ama kalben diye biz bunu sınırlamıyoruz ki. Seviyoruz. Ruhumuzla, bedenimizle, her şeyimizle seviyoruz peygamberi. Yani onun emriyle biz rahatça gider şehit de oluruz. Her şeyi yaparız peygamberin emriyle. Ya yaşamış olsa her şeyi yaparız. Ama bir daha dinleyeyim bakayım. Birini kalben sevmek için görmek mi gerekir? Kalben demesin. Ama şöyle olabilir. Belki hani cümleyi daha makul hale getirmek için kalben kelimesini kullanmışsın gibi görünüyor. Evet, sevmeden bahsediyorsun. Yani onunla yan yana olmadan, onunla göz göze gelmeden yahut eline dokunmadan, onunla bir fikir bağı kurmadan sevmek mümkün mü? Ama bir bilgi gelmiştir ki böyle bir sevgi alameti oluşmuş oluyor. O zaman şöyle düşünebiliriz. Yani mesela bir internette bir görüşme olsa ama fiilen görüşmemişsin veyahut tek yanlı o kişi hakkında onun bir filmini izlemiştirsin, görüntüsünü görmüştürsün. Onun kişiliğini, karakterini çıkartmıştırsın ve seversin. Yani hissedersin ama henüz daha cismen görüşmemiştirsin ama peşin peşin sevebilirsin. Bu mümkün. Mesela ben bazı genç kızlar oluyor, görüyorum. Video filmini görüyorum, aşık oluyorum, çok seviyorum. Yani tahmin ediyorum nasıl olacağını zaten. Fiilen görüştüğümde de fark eden bir şey olmuyor. Yani teşhisimin doğru olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla o görüşü doğru benim güzel yüzümün. Gıyapta seviyorsa yanında da vicahen de sever. Evet. Siz de gıyabınızda sevip gelen çok fazla genç kız var. Çok şiddetli seven. Evet, mesela benim o son gelen dünya tatlısı öyleydi. Gece yarısı o geldi. Tanışmak istiyorum diye. Hakikaten çok çok güzel. Yani kime benziyor? Aynısı. Aynısı. Çok çok güzel. Yani medeni cesareti de güzel, dürüstlüğü de güzel. Beni görmedi işte. Videolardan görmüş, sevmiş. Değişen hiçbir şey olmadı. Yani kendinden çok emindi. Beni tanıdığından emindi. Hakikaten de seviyor. Şu anda da çok seviyor. Bu